Ukrayna Başbakanı Arseni Yatsenyuk, ülkenin kısa vadede uluslararası yardım alacağından umutlu olduğunu söyledi. Basına konuşan başbakan, Ukrayna'nın IMF desteği almak için gereken şartları yerine getirmek konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Dün Ukrayna'nın IMF yardım istediğini teyit eden Uluslararası Para Fonu Başkanı Lagarde, Kiev'e gelecek haftalarda heyet göndereceklerini açıklamıştı. IMF'ye göre ülkenin iflas riskini bertaraf etmek için en az 35 milyar dolara ihtiyacı var. Gelişen ülkeleri ve büyük ölçüde Ukrayna'yı, içeride de siyasi gelişmeleri tartışıp konuştuğumuz piyasalara yansımasını takip ettiğimiz bir haftayı geride bırakıyoruz ki bugünün tamamlanmasıyla Şubat ayının son işlem gününü tamamlamış olacağız ve kritik Mart ayına önümüzdeki hafta itibariyle gireceğiz. 30 Mart tarihinde gözler seçime kadar siyasi belirsizlik piyasaları nasıl etkileyecek? Bununla ilgili beklentileri ve küresel piyasalarda olup bitenleri konuşacağız. Önümüzdeki 40-45 dakikalık süre zarfında ALB Menkul Değerler Genel Müdürü Metin Aytekin de konuğumuz olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi hareketli bir haftayı geride bıraktık. Borsa için, kur için oldukça dalgalıydı. Çok sert satışlar gördük. Hatta hafta başında 66 binler görülür mü sorusunu sorarken 61 bin desteğine borsa gider mi demeye başladık. Bir yandan dolar TL hafta içinde 2.25'i test etti ama hafta başında 2.17'leri görmüştük. Çok dalgalı bir seyir var ve kritik bir aya giriyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne bekliyor bizi Mart ayında? Mart ayı tabii kritik bir ay, dediğiniz gibi yerel seçimler var. Aslında yerel seçimler demek de doğru değil. Belki yerel seçimlerden çok daha fazlası bir anlam taşımaya başladı şu anda seçimler. Bir genel seçim havasına bürünmüş durumda. Her iki tarafta, yani hem iktidar hem muhalefet partilerin arasındaki gerilim ve tansiyon da yükselmiş vaziyette. Dolayısıyla Mart seçimleri çok önemli. Tabii Mart seçimlerinden sonra piyasaların durulacağı ya da işte normale döneceği beklentisini biraz belki ertelemek gerekebilir. Seçim sonrası gerginlik devam edebilir. Bunu görebiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Üstelik seçim sonrasında muhalefetin ya da iktidarın umduğu oylardan farklı oylar çıkarsa eğer, bu durumda da bir takım sosyolojik de gerginlikler yaşanabilir. Tabii burada önemli olan borsa dolar TL hareketlerine bakıyor. Doları izleyerek karar vermeye, yön bulmaya çalışıyor. Dolar bizim için önemli, dolar kuru önemli. Merkez Bankası biliyorsunuz Ocak ayında aldığı faiz artırımıyla birlikte piyasaların istediği ilacı vermiş oldu ve piyasalar da bu ilacı kabul etti görünüyor şu anda. Dolar kuru, dolar TL kuru bir yerlerde dengelendi. Şimdi bu dengenin devamının gelip gelmeyeceğine bakacağız. Önümüzde işte dış ticaret verileri açıklandı. Dış ticaret verileri bir nebze olumlu. İşte ihracatın ithalatı karşılama oranı 61'lerden 64'e geldi. Altın ithalatının düştüğünü görüyoruz burada. Dolayısıyla biraz daha TL, dolar TL kuru açısından olumlu göstergeler. Fakat tabii Türkiye'nin hikayesi önemli. Yani Türkiye ekonomisinin bu sene içerisinde izleyeceği yön önemli. Biz ilk iki çeyrek, yani 6. ayın sonuna kadar ekonomide bir daralma bekliyoruz. Zaten tüketici güven endeksine baktığınız zaman orada çok ciddi bir aşağı gelme var. Dolayısıyla ekonomide bir daralma yaşayacağız. Bu daralmanın pozitife dönmesi ancak 3. çeyrek itibariyle mümkün görünüyor ki bu da işte dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı seçimleri vesaire dolayısıyla biraz daha ötelenebilir. Yani biz bu yıl itibariyle aslında çok pozitif bir büyüme görmeyeceğiz. Benim tahminlerime göre %2'nin üzerine çıkmayacak ekonomik büyüme. Dolayısıyla Türkiye'de bir daralma dönemi, bir iniş dönemi. Tabii bu inişin esas soru şurada, bu iniş sert bir iniş mi olacak, yumuşak bir iniş mi olacak? Yani cevaplanması gereken soru bu. Yatırımcıların da bakması gereken nokta bana göre bu. Sert iniş riski var mı? Evet var. Yani bu devam ediyor diye düşünüyorum. Eğer siyasi gerginlik bir nebze ikinci yarıdan sonra ortadan kalkar, işte bu arada da gelişmekte olan ülkelerde herhangi bir sıkıntı ya da sermaye hareketlerinde ters rüzgar yaşanmazsa eğer, ikinci yarı yıldan itibaren ekonomide bir büyüme bekleyebiliriz. Ama şu an itibariyle gerek borsa açısından gerek dolar açısından
baktığımızda ben Türkiye ekonomisinde biraz daha temkinli olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, uzun vadede biraz daha hikayenin netleşmesiyle daha olumlu bir görünüm olabilir ama kısa vade için aslında risklerden bahsediyorsunuz. Mart ayına bakmak yeter riskleri görmek için. Mart ayında zaten ilk haftaya ihalelerle başlayacağız. Zaten hazinenin yoğun bir iç borçlanma takvimi bu hafta ile beraber başlamıştı. İşte onu takip eden Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi var. Fed'in toplantısı var ki son açıklamalar yeniden 10 milyar dolarlık bir azaltım olabileceğini ortaya koydu. 18 Mart'ta bizim Merkez Bankası PPK toplantımız var. Ve 30 Mart'a geldiğimiz zaman yerel seçimler. Yani bize rahat yok mu Mart ayında, öyle mi anlıyoruz piyasa tarafında? Yani sadece Mart ayı diye düşünmemek lazım. Sonrasında da aslında 2014 tabii biraz volatilitenin yüksek olduğu bir yıl. Dediğim gibi gelişmekte olan ülke para birimleri ve borsaları birlikte hareket ediyorlar. Yani zaman zaman Türkiye pozitif ya da negatif ayrışabiliyor ama genel trende baktığınız zaman işte Fed'in tahvil alımını azaltımı kararıyla birlikte, bunu uygulamaya koymasıyla birlikte genel olarak gelişen ülkelerden bir sermaye çıkışı demesek bile sermaye girişinde azalma görünüyor. Dolayısıyla bu da kurları ve ekonomileri etkiliyor. Şu anda ekranlara gelişen ülke borsalarında son durum da yansıyor. Türkiye'nin kimi zaman negatif ayrıştığını takip etmekle beraber kimi zaman da olumlu ayrıştığını izliyoruz. Bugün olumlu ayrışma günü. BIST evet. 100 endeksinde yükseliş var. Hindistan ve Güney Afrika borsalarında da değer kazançları söz konusu ama çok daha sınırlı. Rusya ve Brezilya'nın negatif ayrışmasını takip ettik. Para birimlerine belki bu noktada bakmak lazım. Türk lirasının tabii nasıl ayrıştığı, borsanın nasıl ayrıştığı konusunda da bize mesaj verebiliyor. Dolar TL'deki kayıp belirgin ama Endonezya rupiyası ve Hint rupisindeki dolara karşı toparlanma biraz daha keskin gibi gözüküyor. Dolar realde bir yükseliş var. Güney Afrika randı da biraz yatay seyrediyor. Haftanın son işlem günü de dolar TL 2.20'lerde bugün itibariyle ama geniş bir bantta bu hafta işlem gördü. 2.17'leri gördü, 2.25'i gördü. Şimdi burada dengelenmeden bahsettiniz. Mart ayı kur açısından da volatil bir dönem olacak mı? Bir bant aralığı telaffuz edecek olsak hangi seviyeleri öne çıkarmak lazım? Şimdi şeye baktığımız zaman, DTH'lara baktığımız zaman DTH'larda bir artış görüyoruz. Burada hem hane halkında yani bireylerde hem de şirketlerin DTH hesaplarında bir artış var. Yani bizim klasik yatırımcımızın davranış kalıbı işte döviz yukarı gittiği zaman dövizi sat, aşağı geldiği zaman aldı. Fakat burada bir davranış değişikliği var yerli yatırımcılarda. Döviz aşağı giderse al, yukarı giderse bekle tarzına dönmüş vaziyette. Dolayısıyla döviz hareketleri aşağı doğru gelebilir, gelmez diyemeyiz şu anda. Yani 2.20 bir taban oluşturma çabası var ama daha aşağı gelebilir mi? Evet gelebilir. Fakat geldiği zaman yine bir taleple karşılaşacağını beklemek lazım. Çünkü dediğim gibi hem şirketlerin özel kesimin döviz borçları çok yüksek. Üstelik hızlı bir yükselme sonucunda gelinen noktalar işte 167 dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bu sene örneğin çevrilmesi gereken rakam 75 milyar dolar. Üstüne bir de cari açığı eklediğin zaman işte 130 milyar dolar gibi bir rakamlara geliyor. Bunun için de yerli yatırımcı, yerli şirketlerimiz bu açık pozisyonları kapatmak amacıyla döviz alımına giriyorlar. Tabii her şey çok şeye bağlı, iki şeye bağlı diye düşünüyorum ben özellikle dolar TL kurunda. Bir, yurt dışı gelişmeler. Özellikle gelişmekte olan ülke kurlarındaki trend. Yani buradaki sermaye akımları, sermaye hareketleri en önemli belirleyicilerden bir tanesi ve birlikte hareket ediliyor. Şimdi Şubat ayından itibaren bir özellikle gelişmekte olan ülke kurlarında bir değerlenme var. Bunu bir düzeltme hareketi olarak görüyoruz. Bu düzeltme hareketi eğer Mart ayı içerisinde tekrar yönünü yukarı çevirirse, yani kurlar değer kaybetmeye başlarsa TL üzerinde de ciddi bir baskı oluşturacaktır. İkinci bakmamız gereken konu ise tabii ki yurt içi piyasalar. Hem siyaset tarafı hem ekonomik datalar. Ekonomik datalarda dediğim gibi hani biz bir daralma bekliyoruz. Siyaset tarafında ise hani bir şey söylemek çok zor şu aşamada. Mutlaka. Çok hızlı gelişmeler, gündem çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla dolar TL'de aşağı yukarı hareketler olacaktır ama çok aşağı beklemek çok rasyonel gibi görünmüyor. Şimdi sadece bizde değil, diğer gelişen ülkelerin bir bölümünde de siyasi faktörlerin ön planda olduğunu evet. görüyoruz. Bu hafta biz aslında Ukrayna'yı konuşarak başladık. Oradaki protestoların şiddetinin artmasıyla beraber işte Başbakan'ın
kaçmasına varan bir süreç yaşandı. Son durumda yeni bir başbakan var ve IMF'den bir yardım alınacak gibi gözüküyor. IMF Başkanı Christine Lagarde önümüzdeki günlerde bir heyetin Ukrayna'ya, Kiev'e gideceğini açıkladı. Ve yeni başbakan Yatsenyuk da ülkenin kısa vadede uluslararası yardım alacağından umutlu olduğunu ve gerekli şartları yerine getireceklerini söyledi. Şimdi Mart'a girerken buradaki son gelişme ve haberler oranın yatışacağını, biraz oranın etkisinin azalabileceğini gösteriyor mu size göre? Nasıl değerlendirmek lazım? Tabii bu yani IMF'in yaklaşımı, şimdi Batı ülkeleri, Amerika ve Avrupa Birliği burada yardım etmeye niyetli görünüyorlar. Ukrayna'nın ekonomik olarak çok ciddi bir kriz yaşadığını görüyoruz zaten. Yani bu hızlı bir şekilde ekonomi eriyor şu anda. İşte yatırımcılar bankalara koşuyorlar, bankalardan paralarını çekmeye çalışıyorlar. İşte $1000 gibi bir çekme limiti getirildi vesaire. Ama tabii burada ekonomiye çok acil desteğe ihtiyaç var. Yani IMF ile yürütülecek bir standby görüşmesi çok uzun bir süreç alabilir. Bu da Ukrayna'yı hakikaten ekonomiye geri dönülmez bir noktaya getirebilir. Bunun çok hızlı bir şekilde halledilmesi lazım. Üstelik yani burada da bunu etkileyecek en önemli faktörlerden bir tanesi de işte Rusya'nın Ukrayna'daki bankalara yaklaşık $28 milyar gibi bir borcu var. Yani Rusya'yı da etkileyebilecek bir konu aslında. Ama IMF ile yapılacak görüşmelerin çok hızlı halledilmesi durumunda ancak işte pozitif etkilerini görebiliriz. Aksi takdirde Ukrayna ekonomisi çok ciddi sıkıntılara girebilir. Bu da dünyada etkileri olacaktır. Şimdi bir yandan da Amerika'daki veri akışını, hava durumunu ve açıklamaları yakından takip ediyoruz. Bu hafta içinde Fed Başkanı Janet Yellen kötü hava şartları nedeniyle ertelenen konuşmasında kötü hava şartlarının ekonomiyi ne kadar etkilediği konusunda net bir bilgi olmadığından bahsetti. $10 milyar azaltımlarla tahvil alımlarını düşürme süreci devam ediyor bir yandan. Bir yandan da veriler zayıf gelmeye devam ediyor. Bugün Amerika'da 4. çeyrek büyüme verisi geldi. %3,2'den %2,4'e revize edildi ama beklenti 2,5'a revize edilmesi yönündeydi. Yani biraz daha zayıf bir veri var. Çekirdek PCE verisi %1,3 seviyesinde bir artış ortaya koydu. Yani burada piyasalar neyi fiyatlıyor şu anda Amerikan ekonomisine ilişkin size göre? Şimdi Amerikan ekonomisinde tabii Fed'in tahvil azaltım kararı ve bunun sonbahara kadar bitirilmesi konusu aslında fiyatlanmış vaziyette. Tabii bu tekil datalarla ya da işte bir takım münferit datalarla değiştirilebilecek bir karar değil. Biz yine bu sürecin sonbahara doğru sonlandırılmasını bekliyoruz. Gelen datalar tabii ki Amerika'da çok ciddi bir kış geçiriyor. Amerika çok farklı bir iklim koşulu var orada. İşte işsizlik datalarından büyüme datasına kadar her yerde bunun etkilerini görebiliyoruz. Yalın da zaten konuşmasında bu dataların, bu verilerin işte ne kadarının hava şartlarından kaynaklandığı konusunda elimizde bir done yok dedi. Dolayısıyla eğer biz bundan sonra gelecek datalarda Amerikan ekonomisindeki beklentilerin altında olmadığını görürsek zaten sonbaharda bu işin sonbaharda sonlanacağını söyleyebiliriz. Çok farklı datalar gelmesi lazım. Yani hava koşullarından bağımsız olarak eğer ekonomik dataların zayıfladığı yönünde bir intiba oluşursa FED bunu konuşmaya başlayabilir. Ama ben bunun için çok erken olduğunu düşünüyorum. Yani o yola çıkıldı, o yol devam edecek. Muhtemelen sonbaharda tahvil azaltımı bitecek ve biz yılbaşında faiz artırımını konuşuyor olacağız. Evet, bugün Amerika'dan büyüme revizyonu geldi. Şimdi Amerikan borsaları peki bu veri sonrası nasıl güne başlayacak? Az sonra rakamları da göreceğiz. Biraz daha detaylı konuşacağız. Paritede 1.38 seviyesi aşıldı. Onunla ilgili değerlendirmenizi de alacağız ama öncesinde kısa bir aramız var. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek. Dünya piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sunar.
piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sundu. Çocukları dönüyor. Vikingler yeni sezonuyla 9 Mart'ta CNBC'de. Türkiye'nin dijital dönüşüm lideri Vodafone, Dünya Mobil Kongresi'nden sunar. Mobil teknolojilerin Türkiye için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de mobil teknolojilerle daha iyi bir gelecek için her bireye, her kuruma ilham vermek olarak belirledik misyonumuzu. Bu misyon dahilinde vizyonumuzda da Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etmek olarak etme kararlılığındayız. Bu kararlılığın arkasında da iki önemli gücümüz var. Bir tanesi yatırımlarımız, ikincisi de inovasyon. Özellikle yatırım kanadında önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı arttırarak güçlü bir geleceğe hazırlamak istiyoruz Türkiye'yi. Bu yatırımları üç ana gruba ayırıyoruz. Birincisi teknoloji yatırımları, ikincisi hizmet yatırımları, üçüncüsü de sosyal yatırımlar. Özellikle teknoloji alanında 3G teknolojilerinin tüm Türkiye'ye daha hızlı yayılması için yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Bunun yanında bir taraftan da 4G teknolojisi için de hazırlığımızı yapıyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşüm lideri Vodafone, Dünya Mobil Kongresi'nden sundu. Devletimiz kendine güveniyor, kendini milletin denetimine sunuyor. Düşünce, ırk, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı yapmadan, engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeyen, uluslararası standartlarda bir yaklaşım hayata geçiyor. Temel hak ve özgürlükleri koruyan, birikmiş sorunlara köklü ve hızlı çözüm bulan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeline davet ediyor. Ombudsman, kamu denetimini halka sunarak daha ileri demokrasinin en önemli şartını yerine getiriyor. Hakları ihlal edilen bireyin yanında duruşuyla sorunlarınıza dostça çözümü için sizlerin yanında. Gücünü sorunların çözümünden alan ve büyüyen bir kurum. Kamu Denetçiliği Kurumu. Keşke hep yaz olsa diyorsanız en avantajlı tatil fırsatları ETS Tur'da, yaz kapıda. Kaçırmayın. ETS Tur. ETS, keşke tatil olsa. Burası Kordipli. 40'ın üzerinde ülke ihracat yapan bir aile şirketiyiz. Bizim ihracatlarımızla beraber yurt dışına çıkışlarımız ve yurt dışı aramalarımız da arttı. Seyahat sırasında mecburen gidip konuşuyorsunuz. İnternetinize bakıyorsunuz, telefonlar geliyor, onları açıyorsunuz. İstanbul'a geri dönüyorsunuz. Seyahat masrafı kadar bir faturayı önünüzde buluyorsunuz. Vodafone'dan geldiler arkadaşlar. Red Business tarifelerini tanıttılar. Bir tane tarife seçiyorsun. Dünyanın birçok ülkesinde konuşuyorum, internete giriyorum. Sanki Türkiye'de gibi. Yurt içi tarifenizi yurt dışında da aynen kullanmak Vodafone Red Business'la işte bu kadar kolay. Şeker, çorba, salça, jilet, sabun, kova, fırça, kıyma, et, ilgi, alaka, ne lazımsa Carrefour'sa. Pasta, simit, açma, bak hepsi Carrefour'sa'da. Ne lazımsa Carrefour'sa. Carrefour'sa ne lazımsa. Lazımsa Carrefour'sa, Carrefour'sa ne lazımsa. Başakşehir İki Telli Sağlık Kenti'ndeki 8 İltisas Hastanesi'nin tam karşısında yer alan 544 parseldeki cadde dükkanları ve ofisler 165 bin liradan başlayan muammen bedel üzerinden emlak konut güvencesinde açık arttırma usulüyle satılacaktır. Son başvuru tarihi 7 Mart. Neyse ki Şahin 7 gün 24 saat yenebilen sarımsak ve çemen kokusuz sucuk üretti. Seviyorum, yiyorum, korkmuyorum. Şahin'den çemen sarımsak kokusuz sucuk. Seviyorum, yiyorum, korkmuyorum. Ankara'nın güzel insanları.
küçük hanımları, küçük beyleri, sizleri bir düşe daha ortak etmekten mutluluk duyuyoruz. Rüya gibi bir proje. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa'nın en büyük tema parkı, Anka Parkı sizlere sunacak olmaktan gurur duyar. Görebiliyor musunuz? Biz görüyoruz. Sermaye piyasası işlemleri ve kurumsal finansman yönetiminde en doğru ve etkili çözümleri bizimle fark edin, sürekli kazanın. Asya Yatırım. Hangi filozof ne dedi? Nasıl akıl etti? Aslında neyi kastetti? Bilgeliğin 3000 yılı. 32 alıntıda felsefe tarihi kitapçılarda ve ntvyayınları.com'da. 25 bin kişinin yaşadığı Innovia'da ticari alanların satışları başlıyor. Ön talep için hemen arayın. Innovia, Yeşil GEO. Merinos, New York'ta. Merinos, Paris'te. Merinos, İstanbul'da. Merinos, tüm dünyada. Türkiye'nin markası Merinos, halıda dünya lideri. Bu gurur hepimizin. Merinos, yaşadığınız her yerde. Biliyoruz, bir gün bütün İstanbul böyle olacak. Gece gündüz yaşayan caddeler, dünyayı ağırlayan oteller, göz kamaştıran konutlar, hayat dolu ofisler, kapınıza kadar ulaşan metrolar. Ama bugün sadece vadi İstanbul'da. Burası hayallerimizin İstanbul. Vadi İstanbul. Başka bir İstanbul. Türkiye'nin en büyük ofis kompleksi Vadi İstanbul Bulvar'da ofisler satışa sunuluyor. Hızlı internetin nerede ne zaman gerekeceği belli olmaz. Bu yüzden Turbo 3G Turkcell'de. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam ediyor. ABD borsaları yeni güne başladı. Haftanın son işlem gününde açılış yatay ve biraz yukarı yönlü hareketlerle gerçekleşiyor. Dün de Dow Jones ve S&P 500'de %0.4'ü aşan oranlarda değer kazançlarıyla kapanış gerçekleşmişti. Bugün 3. çeyrek büyümesine ilişkin revizyon takip edildi. Amerika'da beklentinin üzerinde bir aşağı yönlü revizyon söz konusu, %2.5 beklenirken %2.4 olarak açıklandı. Euro dolar paritesinde euro lehine çok belirgin hareketler gördük. Gündemi biraz daha detaylı konuşmak üzere şimdi New York'a dönelim. Selim Atalay karşımızda. Selim, merhabalar. İnci, merhaba. Büyüme verisi geldi haftanın son işlem gününde. Gündem yoğun bir şekilde devam ediyor Amerika'da. İşte Chicago Fed PMI verisi var. Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi ve bekleyen konut satışları gibi bir dizi veri takip edilecek. Öncesinde büyüme biraz daha beklenenden düşük bir seviyeye revize edildi. Ama borsa tarafına baktığımız zaman çok olumsuz bir yansımasını göremiyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Neler var bugün senin gündeminde? Borsa zaten maşallahı var. Yani dışarıda kıyamet kopsa borsa yok önemli değil, kedidir diye geçiştiriyor. Tekrar yani büyüme düşüyor. Arkadaşlar büyüme düşüyor diye beyan ediyorsunuz. Ha olur, düzelir, kararı ince geçer diye. Bu kara çok şey yükledik. Yani Fed bile artık kardan şikayet edip kara gerekçe gösterme başladığından beri Yellen'in dün söylediği işte ya evet bir zayıflama var ekonomide ama yani kardan mı yoksa kıştan mı ona bakacağız, pencereyi kapatın, ceryan yapıyor falan gibi bir hava. Böyle
buzun erimesini beklemek tekrar, yani buz eriyene kadar demek ki bu veriler düzelmeyecek. Buzun erimesi de epey bir vakit olacağına göre demek ki bu arada hem bekleyeceğiz Mayıs Haziran'ı hem de FED onar onar düşürmeye devam edecek. Çünkü tekrar yani o da artık anlaşıldı. Onar onar düşürmesinin ekonomiyle bir alakasının olmadığını FED de kabul ediyor ki biz düşürelim sonra hallederiz havasında. Çünkü tekrar bilanço kaygıları vesaire var. Şimdi tekrar diğer veriler, yani eğer büyüme verisinin düşmesi yetmediyse başka düşük veriler göreceğiz. Şimdiki Chicago'da buz tutmuştu. Chicago verisinden adam gibi bir şey çıkmasına ihtimal yok. Ardından Michigan tüketici gelecek. Hadi tüketici dayanıyordu. Belki eldivenlerini ve kaşkolünü giyip tüketici botlarını da giyip belki soğuğa karşı bakacağız. Sonra ne geliyor? Sonra konut satışları var. Yine oradan da iyi bir şey geleceği yok. Ama buna rağmen borsa yükseliyor. Direncin üzerinde teknik hareket devam etmekte. İşte 1853-54 ama fazla da değil. Yani şöyle belki kese kağıdı patlarsa masanın altına girebilirler. Şu noktada verinin genel manzarayı bozmadığını düşünmek gibi bir şeyde havada borsa. Bu arada Fed başkanlarının konuşmaları işte yani Bullard işte veri geldiğinde kardeşimiz CNBC'deydi. FED Bölge Başkanı, St. Louis Bölge Başkanı düşük geldi, gözün önünde geldi. Yok önemli değil, 2013 hala iyi büyüme bekliyoruz dedi. Yani FED Başkanları da aynı havada Yellen'la birlikte önemli değil, geçer, büyüyünce unutur falan gibi bir havadalar. Bekliyoruz İnce. Selim Atalay teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları. Büyüme ile ilgili olumlu görüşler korunuyor. Piyasa bile zayıf büyüme verisine reaksiyon göstermedi diye yorumladı Selim Atalay. Biz ALB Menkul Değerler Genel Müdürü Metin Aytekin ile piyasaları ve ekonominin gündemini konuşmayı sürdürelim. St. Louis Fed Başkan açıklamaları enteresan gerçekten. Amerika'da son dönemde görülen ekonomik yavaşlamanın mevsim koşullarından kaynaklandığı ortaya çıksa bile ben bu sene için beklentileri de revizyona gitmem diyor. Ve 2013 senesindeki büyüme rakamına göre 2014'te daha iyi bir rakam çıkacağından emin olduğunu ifade ediyor bugün yaptığı açıklamalarda. Burada bir aşırı iyimserlik var mı? Yani burada hava koşullarından da kaynaklansa bir ekonomik aktiviteye etki var çünkü. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani Fed'in rotası belli. Fed rotayı devam ettirecek. Yani orada ekonomide ciddi bir toparlanma var. Amerikan ekonomisinde bir yükseliş görüyoruz. Bir iyileşme süreci görüyoruz. Bu iyileşme sürecinin devam etmesini bekliyor açıkçası. Piyasalarda gördüğünüz gibi zaten borsalarda hız kesmeden devam ediyor. Bu arada yani. Nasdaq Birleşik Endeksi 14 yılında zirvesinde, hatta zirvelerde endeksler. Tabii yani... Aslında şu borsalara da kısa bir laf söyleyeyim. Yani çok hızlı yükselen, sürekli yükselen borsaların eninde sonunda bir satışın olması gerekir. Yani bu borsalarda da bir sert satış dalgası yaşanabilir. Bu ihtimali göz ardı etmemek lazım. Yani bana deseniz ki şuradan alır mısınız, satar mısınız? Ya da yani ya alacaksın ya satacaksın, satmayı tercih ederim açıkçası. Yani Amerikan ekonomisinde iyimser beklentiler devam ediyor. Mevsimsel koşullar etkiledi evet ama tahmin ediyorum mevsimsel koşullar ortadan kalktıktan sonra o iyileşme süreci devam edecek zaten. Piyasalarında satın aldığı şey sanıyorum bu. Bir yandan da Euro bölgesini takip ediyoruz. Oradan da enflasyon verisi geldi. %0,8 ile beklentinin üzerinde bir rakam, beklenti %0,7 seviyesiydi. Hedef %2 Avrupa Merkez Bankası'nın hedefi. İşsizlik oranı %12 seviyesinde Euro bölgesinde değişmeyen bir rakam. Şimdi hem Amerika'dan gelen rakamlar hem Euro bölgesinden gelen rakamlar sonucu bugün Euro dolar paritesi 1,38'in üzerine aştı. Bu yılın görülen en yüksek seviyesi, hatta 2 yılın da zirvelerinden bahsetmek mümkün. Burada Euro'nun çok anlam verilemeyen, zaten güçlü bir duruşu var son dönemde. Bugünkü verilerde önemli dirençlerin aşılmasını sağlamış gözüküyor. Bu seviyeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Kalıcı görüyor musunuz? Euro'daki yükselişi kalıcı olarak görmemek lazım. Tabii kısa vadede baktığımızda işte bir 38-20'de bir direncimiz var. 38-20 aşılırsa eğer 38-50-39 gibi rakamları görebiliriz. Ama bu yükselişi hani Euro'nun kalıcı bir yükselişi olarak algılamak ya da işte 1.40'ların üzerine çıkması ya da oralarda kalıcı olmasını beklemek bana göre doğru değil. Çünkü Avrupa bölgesinin sorunları devam ediyor.
Enflasyon her ne kadar işte binde bir mi, binde bir gibi bir beklentilerin üzerinde gelmiş olsa bile orada bir yine deflasyon korkusu var. Yani her ne kadar Draghi deflasyon korkumuz, beklentimiz yok dese de piyasalar maalesef bu korkuyu atmış durumda değiller. Üstelik önümüzdeki dönemde işte Avrupa'da bir takım problemler var. Biliyorsunuz bu OMT yani ECB'nin tahvil alımına, tahvil alım kararına Alman Bundesbank Merkez Bankası'nın itirazları vardı. Adalet Divanı'na gittiler bu kararın iptal edilmesi için. Orada bir Almanya'nın çekinceleri var ve hani şu bile konuşuluyor. Almanya acaba Euro bölgesinden çıkar mı? Şimdi burada bir takım problemlerin olduğu kesin. Ama bir taraftan da hani Euro bölgesi bizim için çok önemli bir bölge. Biliyorsunuz ihracatımızın en önemli kısmı, en büyük ticaret partnerimiz. Bugün gelen dış ticaret açığı rakamlarında da gördük. Her geçen ay Avrupa'ya yapılan ihracatta bir artış var. Ocak ayında da var. Ve ihracatta ilk sırayı Almanya alıyor. Doğru, doğru. Bizim Euro bölgesi tahmin ediyorum işte 41'lerden 44'lere geldi toplam ihracat içerisindeki payı. Bizim için çok önemli. Yani Euro bölgesindeki gelişmeler Türkiye'yi doğrudan etkileyecek potansiyele sahip şu anda. Neden derseniz Türkiye'nin büyüme hikayesini devam ettirebilmesinin en önemli kriteri şu anda ihracat. Yani iç piyasalarda biz herhangi bir hareketlenme beklemiyoruz maalesef. Dediğim gibi tüketici güvenindeki düşüş, siyasi belirsizlikler maalesef düşük büyüme ya da daralmayı getirecek. Bunu aşmanın tek yolu ihracatta bir takım yollar kat edebilmek. Tabii dolar kurunda ya da işte dövizdeki değersizleşme diyelim, Türk lirasının değer kaybetmesi ihracatı olumlu etkileyecek. Fakat burada şunu da altını çizmek lazım, bir yanılgı var bence. Türk lirası değer kaybederse ihracat o oranda artar gibi bir genel kanaat var ama bu çok doğru değil. Yani her zaman birebir gitmeyen bir ilişki var orada. Evet, mutlaka etkiliyor fakat özellikle Türkiye'nin uluslararası piyasalarda fiyat belirleme yeteneğinin olmaması ve ihracatımız içerisinde ithalatın payının yüksek olması bu Türk lirasındaki değer kaybının ihracata doğrudan yansımasını engelleyen etkenler. Burada en önemli belirleyici şey bizim ihracat yaptığımız ülkelerdeki talep yapısı. İşte bu talep yapısı da dolayısıyla Euro bölgesini çok önemli kılıyor. Eğer Euro bölgesinde talepte artış görürsek Türkiye ihracatla bu süreci aşabilir. İşte Almanya'dan bahsettik. İhracatta ilk sırada yer almaya devam ediyor son aylarda. Bugün perakende satışlar verisi geldi Ocak ayına ilişkin. %1'lik beklentinin üzerinde %2,5 arttı. Yani sanki Avrupa bölgesindeki bazı ülkeler bir yana Almanya bir yana. Yani biz Avrupa bölgesindeki borç krizinin başından bu yana bunu takip ediyoruz. Ha etkilendi ha etkilenmedi büyük ekonomiler derken Almanya gayet güçlü bir şekilde devam ediyor. Bir yandan da Avrupa Merkez Bankası'nın tabii deflasyondan ne kadar korktuğunu anlayamıyoruz. Yani faiz arttırımı yapabilir gibi bir beklenti var ama bir yandan da enflasyon verisi beklentiyi aştı. Önümüzdeki hafta Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz toplantısı olacak. Orada bir adım bekler misiniz? Yani çok da marjı yok artık faizleri indirmek için. %0,25 seviyesinde. Şimdi tabii gelen son veriler bir parça olumlu. Yani enflasyonun biraz yükselmiş olması ve işte ekonomik aktivitelerin birazcık artıyor görüntüsü. Olumlu. Bunlar eğer olmasaydı biz önümüzdeki dönemde eksi faizleri konuşuyor olabilirdik. Ama şu aşamada tahmin ediyorum Avrupa Merkez Bankası biraz daha beklemeyi, hani verilerin biraz daha anlamlı bir şekilde yol haritasını çizmesini bekleyecektir. Herhangi bir değişiklik beklemiyorum faiz politikasında. Şimdi hafta içeride hazine ihaleleri var. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Amerika'da kritik tarım dışı istihdam verisi gelecek. Hangisi en önemli unsur olacak bizim için size göre? Vallahi hepsi önemli. Belki siyasi gelişmeleri tabii hafta sonu gündeminde takip etmek gerekebilir. Tamamını takip etmek gerekiyor. Yani bunların bir tanesi yok saymak mümkün değil. Şimdi tarım dışı istihdam önemli. Tabii yine piyasalar hani hava koşullarını muhtemelen gösterecektir ama orada çok önemli bir farklar görürsek o bizim için belirleyici olur. Tarım dışı istihdama mutlaka bakmamız lazım. Önümüzdeki dönemde bir de hazinenin borçlanma ihaleleri var. Geçtiğimiz hafta yapılan ihaleler son derece başarılıydı bana göre. Orada bir talep var. Yani biz o eski hani 2001 krizindeki durumlarda değiliz. Her halükarda, her koşulda hazine borçlanma yetkisini devam ettiriyor. Yeterliliğini devam ettiriyor. Fakat
yani Türkiye'nin aslında en önemli çıpalarından bir tanesi tabii ki şu kamu disiplini, bütçe dengesi. Şu anda Türkiye orada çok artı pozitif bir görünüm sergiliyor. Bunun devam etmesi lazım. Önümüzde biliyorsunuz seçimler var. Şimdi bu seçimlerden sonra da bir genel seçimler var. Burada eğer bir bozulma söz konusu olur ise bu yabancı yatırımcılar için bence en önemli kriterlerden bir tanesi olur. Ocak ayı gelen bütçe dengesi rakamlarına baktığımda işte 5.9 milyar fazla varmış 2013'ün Ocak ayında. Bu Ocak'ta 1.9 milyara düşmüş. Biraz bütçede sanki bozulma emareleri var. Oraya çok dikkat etmemiz lazım. Yani hükümetin de dikkat etmesi gereken en önemli konu diye düşünüyorum. Bu sene bütçeye dikkat diyorsunuz. Evet. Metin Aytekin, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ben için. Ben teşekkür ederim. Bu değerlendirmelerle biz de kapanışa doğrunun sonuna geldik. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle diyoruz. Pazartesi tekrar görüşeceğiz. Vakıfbank piyasa